Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Alan'la birbirimizin hayatlarını bir günlük yönettik. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Birazcık sanki eksik oldu çünkü ablamın sonradan çok önemli bir işi çıktı ve biri terk etti gün içinde. Yani böyle bir şey eksik oldu gibi geldi. Ama benden daha başka böyle videolar görmek istiyorsanız Deniz'le, onunla bununla, annemle çekebilirim. Daha eğlenceli şeyler de yapabilirim. Böyle bir başlangıç olsun istedim. Hiç böyle bir şey çekmemiştim. Umarım hoşunuza gider. Bu video kısa diye üzülmeyin çünkü geçen hafta 3 tane video çektim ama hafta içinde bir okulla ilgili gerginlik yaşadığım için editlemeyi hep erteledim gerginlikten oturamadım yani editin başına. Ama hazırda 3 tane videom var, onlar bu hafta 2 gün arayla muhtemelen gelecek. Umarım keyifle izlersiniz, ilerleyen saniyelerde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ablamla hayatlarımızı yönetmeye başlıyoruz. Daha yeni kalktık, sabah kahvemizi ve kahvaltımızı edeceğiz. Ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi birbirimiz için seçeceğiz. Çok yaklaştık. O yüzden mola verdik, size de söylemek istedik. Çok açız değil mi? Evet, o kadar açım ki şu an önümde yemek şeyleri görünüyor. Şuraya kahve, kokusu. Orada zor anlarımızı göstereceğiz. Bakalım Allah'ım en sevdiğim şeyleri bana söyleyebilecek. Şimdi Punch Cafe'ye geldik. Bu sokağı çok seviyoruz. Sessiz, sakin bir tercih etmek istedik. Ve hiç de gelmedik bu arada. İlk defa deneyeceğiz. Gidelim. Evet, şimdi oturduk. Ve saçlarım uzunluğu şöyle. Evet. Arkadaki ayıcın tatlısı da. Evet, annenin sırtımı gelecek aslında. Şimdi menüyü aldık. Ben kendi tercihlerimi söylemeyeceğim ama önce bir seçeceğim. Evet. Bakalım ablam benim istediğimi bulabilecek mi? Sen de aynı şekilde. Çünkü İrem benim söylediklerimi yemek zorunda. O yüzden evet, ben şimdi bakacağım, yok diyeceğim neler yiyecek diye. Güzel. O zaman yani sen hiç şeylerden bir şey beğendin. Mozzarella sandviç. Ya da jambonlu bagel. Evet. Onu seçmiştim. Tamam, jambonlu bagel o zaman sana söylüyorum ben. Ya ben de sana. Aynı şeyleri mi yiyeceğiz? Farklı bir şey yiyelim ya. Hani tatmış olalım işte. Ben sana söylüyorum. Kendim için şöyle seçmiştim. Sen söylemeyeceğin için birlikte. Tamam. Jambonlu bagel yanına potion smoothie. Böyle biraz meyveli. Sonra kahve içerisinde düşünmüştüm. Ama çok meyve olur mu diye düşündüm. Sabah sabah şimdi şeker yükselir. Doğru, onda için. O yüzden biraz şey oluyor. Yani midemi rahatsız edebiliyor bazen o yüzden. Yine insafa geliyoruz seçiyorum. Video şu an amacından saptı. Tamam, sen jambonu bagel yiyorsun o zaman İrem. Sen ne yiyorsun kardeşim? Bak, bol tarzı şeyler de var. Ama dur ya, birbirini de seçeceğiz abi, sormayalım. Jambonlu sandviç ama mayonezsiz. Ya sen mükemmelsin ya. Çünkü içinde güzel şeyler var. Çedar, kaşar, dana jambon. Evet, patlıcan falan severim biliyorsun. Tamam, sana onu, tamam, onu seçtik. Aynen. Sana kahve olarak ben laktozsuz latte seçiyorum. Laktozsuz latte, tamam. Ama aklımda smoothie de kaldı, bowl da kaldı. Başka bir gün artık onu yeriz. Aynen. Yani şu an böyle sabah kahvaltıda böyle tatlı bir, aynen, şey gibi kaçması istemiyorum. Çok bagel bayıyor. Evet. Tuzlu bir şey zaten istedim. Zaten bugün daha öğlen yemeği de var. Evet, o yüzden çok ağır geçmesin. Evet. O zaman biz sipariş veriyoruz. Nasıl? Tam bekledim. Bagel'da sert düşünmüştüm ama yumuşakmış, çok sevdim. Ya bir türlü çok kıtır kıtır olunca da yenmiyor. Zeytinimiz de var. Lezzetli yani. Böyle doyurucu bir şey. Şimdi ablamda sıra. Ablamınki bayağı güzel duruyor. İçine bakalım. Bayağı iyi. Lezzetli duruyor. Beğendim. İyi sevindim. Ondan sonra senin direkt sana ben. Biz de sanki Fransa'da bir kafede. Bayıldık her şeyin. Sanki ilk defa böyle farklı bir lezzet tadıyormuşuz gibi ama güzelmiş yani. Ben şu anda açız ya sabah, o yüzden galiba.
Ama şeyi sevmez mesela. Çok açım. Bilmediğim bir şey yiyeceğim. Ya tadı kötü çıkarsa hayatım yıkılıyor. O günüm çok kötü geçiyor mesela. Hatta 2-3 güne yayılıyor moral bozukluğum. Yani toparlama. O yüzden öyle olmamız hoşuma gitti. Yani çok doyurucu değil. Ama biz belki böyle az yeme alışkın olmamız için de olabilir. Canım şu an doyurdum ya. İnsanlar buna bir gününü falan geçiriyor. Gerçekten kahvaltı ederken öğlen ne yiyeceğimi düşünüyorum abi. Böyle bir sıkıntım var. Öğle yemeğini düşünmüşüm için tatlıyı düşünüyorum. Şimdi tatlıyı yerken mesela niye içsem yanında? Şimdi görünmüyoruz ya. Yemek bitti. Punch kafedeydik. Çok güzel her şey. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Makyajımızı falan yapacağız. Öğlen yemeğini vakit, zaman. Bir de zaten ne giyeceğimizi falan belirleyeceğiz evet. Daha. Ne makyajı yapacağız onları konuşmamız lazım. Evet. Sen seçeceksin benimkini biliyorsun. Evet. Ben de seninkine. Evet. Hadi şimdi gün içinde ne giyeceğimizi karar vereceğiz. Biz dün akşam ablamla düşündük spor şık kim nasıl giyinmek istiyor. Ona göre kombin yaptık buraya da. Astık şimdi onları size göstereceğiz. Bütün gün bu kıyafetle dolaşacağız. Az sonra dışarı çıkacağız yemeğe falan gideceğiz. Evet ben İrem'in kombinini seçtim. İrem benim kombinimi seçti. Havanın şartına göre de biraz baktık ne giyelim, evet. Ne edelim diye. Bence çok güzel kombinler yaptık. Bakalım şimdi ne giymişiz onu gösterelim o zaman. Ben ablamın dolabını çok seviyorum. Ablam çok güzel yerlerden alışveriş yapıyor. Kendi tarzıma göre onun kıyafetleri ne giyerdi mi ablam yaptım. Şimdi onu göstereyim. Ablamın çok güzel deri pantolonları var. Bunu kendisini göstereyim. Evet. Ablamın üstüne de göreceksiniz ben kısa böyle göstereyim. Böyle tatlı bir deri pantolon. Bu deri pantolonları her yerde giyiliyor. Çok kullanışlı. Her şeyi evet. Görüyorsun. Bu biliyorsunuz puffer yelekler çok moda. Krap. İçi farklı renk. Ben içindeki rengi ablama giymesini söyleyeceğim. Tamam. Bir tane böyle basic Calvin Klein bir tane tişört. Çok hoş bence. Spor şık olsun dedim. Ablam bunu giyecek. Ayağına da renk olsun diye ablamın şöyle bir Nike ayakkabısı var. Böyle somon pembe tonlarında çok tatlı. Bunu giyecek. Ben de İrem'e belli Baldwin tarzı bir şeyler yapmak istedim. Ama dedim ki ben yani deri jogger düşünüyordum ilk önce. Sonra dedim ki ben deri giyeceğim madem. Sen de kot giyin dedim. İrem'in çok sevdiğim mom jean'i vardı. Dolabından onu seçtim. Göstereyim. Sen az geçip sefer. Şöyle bir mom jean. İrem'e böyle bol ama hani biraz da böyle nasıl desem şık olsun istedim dediğim gibi. Gündelik tarzı uygun olsun diye böyle bir mom jean tercih ettim. Madem ben tişört giyeceğim, İrem'e de böyle bir crop tişört tercih ettim. Şöyle göstereyim. Ama ben cicili bir cicili şeyleri seviyorum. Aynen, evet. Bir de İrem'in şey Instagram sayfasına baktım hani neleri daha az giydi. Çünkü ona post fotoğraf da çekmek istiyorum. O yüzden böyle bir tişört tercih ettim. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz uzun kabanlar. Evet, bunu çok seviyorum. Evet, İrem'e de çok yakıştırıyorum. O yüzden dedim ki İrem'cim uzun bir ceket giy. Ve tabii ki olmazsa olmaz bir spor ayakkabı. Bu Jordan'ları tercih ettim. Bu rengi çok seviyorum. Ve İrem'in hani üstündeki monta da uygun olsun istedim. Böyle siyah kahverengi tarzı bir Jordan tercih ettim. Zaten havalar bir güneşliydi bugün. Evet. O yüzden sıkıntı olmayacak. Evet böyle bir tarz oluşturduk birbirimize. Şimdi giyip geliyoruz. Evet şimdi giyindik ama montları çıkaracağız. Çünkü makyaj kısmına geçeceğiz. Evet. Makyaj kısmı ve saç için ablama ben şu an şok olacak. Saçın toplamamı isteyeceğim. Vay tamam bayağı bir toplamıyor. Evet hep açık evet. Ve ablamın toplu saç çok yakışıyor. O yüzden saçını toplayacaksın. Nude bir ruj, dumanlı bir göz makyajı tamam. Düşünüyorum. Güzel. Sen benim için ne düşündün? Ben saçını düz yapmanı istiyorum. Tamam, düzleştir. Düzleştir. Düşünüyorum. Tamam, madem bana nude dedik, sen de bir kırmızı ruj havası seziyorum. Tamam. Hem de siyah mont falan biraz böyle patlasın, evet. Değil tamam, mi? Olur. Bayağı da sen de... Ben sen de kırmızı ruj seviyorum ya, yani, güzel oluyor. Seviyorum. Evet, sen de çok abartılı durmuyor. Zaten dediğim gibi böyle bir gündelik şeyimiz ama güzelleşti olalım. Evet. O yüzden o zaman sana kırmızı bir ruj güzel. Tamam. Anladım. Şimdi banyoya gidiyoruz. Şimdi banyoya geldik. Makyajımıza hemen başlayacağız. Hızlı çekim yapacağız. Sizi sıkmak istemiyoruz. Hemen makyaja başlayalım. Şimdi makyajımızı yaptık. Ben kırmızı ruj ve saçımı topladım. Şimdi dışarı çıkacağız. Nereye gideceğiz bilmiyorum ama belki alışveriş yaparız, birbirimize bir şeyler aldırırız. Güzel olur. Ne alacağımızı da seçelim o zaman. Bakalım evet. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Havada güzelken ben de çıkalım artık. Tamam. Dışarıda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi istikamet sanırım gezmek. Evet. Biraz alışacağız. Ama acıktık da. Saat İyice doğdu. Acıkalım. Konuşamadım. En önemlisi kim ne yiyecek? Dın 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 dın. Seçeceğiz bakalım artık. Bilmiyorum. Menüde göreceğiz onu.
Şimdi bir mağazaya geldik. Ay ne güzel şeyler gelmiş. Evet. Bayıldım ben. Hadi birbirimize alalım. Çok beğendim. Sabah gideyim şeker sen. Pembesi de şeyi de var baksana. Sence hangisi? Gri. Gri mi? Evet arkadaşlar şimdi. Evet İremcim. Senin için gri olanı seçmiştim. Ben de ablam için lacivert olanı seçtim. Belki evde giyeriz ama bugün tatlı bir takım aldık kendimize. İyi oldu. Ben beğendim. Zaten artık yani pandemiden sonra rahat giymeye o kadar alıştık ki büyük ihtimalle bunları ben bir hafta giyerim herhalde. Aynen, pijama niyetine de. Şimdi yemek vakti. Evet arkadaşlar şimdi ablamla bir tane boş olan bir restoran bulduk. Ben ablama, ablam da benim için yemek seçiyorlar. Bir şeyler düşünüyorum. Ablam bakalım bana ne seçecek. Çok acıktık ve büyük bir öğün yemek istiyoruz. Sen bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben yemeği yavaştan seçtim gibi iki şey arasında kaldım söyleyeceğim de. Ortaya da şöyle ara sıcak bir şey söylesek mi acaba? Olur. Ortak seçelim onu olur mu? Tamam. Aynı şeyden yiyelim. O zaman tamam ben seçiyorum şu an hemen söyleyeceğim. Evet önce içeceklerimiz geldi. Ben ablama çilekli limonata aldım. Ablam da bana bir tane böyle meyveli değişik bir şey aldı. Tadına bakalım. Önce ablam denesin. Deniyorum. Yazık güzelmiş. Teşekkür ediyorum güzel seçimin için. Evet multi neydi multi mix mi bir şey söyledim ben de. Nasıl? Elime çok güzel. Ben bu arada tuzlarını ya da böyle tatlı şeyler içmeye artık alışmaya başladım galiba. Hem de hafif galiba değil mi? Çok şey değil. Yani ben tuzlu ve tatlıyı bir arada çok seviyorum. Mesela kahvaltı ederken kahve içmek falan hoşuma gidiyor. Böyle birbirini destekliyor. Şu andan tatlı düşünmeye başlamam peki. Afiyet olsun o zaman. Yemeklerimiz gelince bir de bakalım. Evet yemeklerimiz geldi. İremcim yalnız güzel bir seçim yaptın. Teşekkür ediyorum. Çok lezzetli duruyor. Bakalım. Ablama böyle doyurucu besleyici bir yemek seçmek istedim. Pilav var altında. Burada mercimek pardon. Bir de aynen. Tavuk var. Ortaya beraber patates söyleyelim dedik. İkimizin de canı çekiyordur. Seninki de güzel duruyor. Ablam da bana böyle sağlıklı bir öğün seçti. Şimdi yiyeceğiz. Arkadaşlar biz öldük bittik. Yemeği yedik dedik ki biraz eritelim. Sonra bir baktık üşümeye başladık. Bir tık inceyiz şu an kıyafetlerimiz. O yüzden dedik ki İremcim gel biz bir kalın bir şeyler giyelim dedik. Eve çıktık tekrardan. Zaten poşetlerimiz falan var onları da bırakacağız. Acilen evet toparlanmamız lazım. Üstümüzü değiştirmemiz lazım. Bir de elimizi falan da yıkayalım böyle. Yani çok fazla dışarıda şey yapmaya böyle bir şeyler elemeye çalışmıyoruz. O yüzden öyle şimdi üstümüzü değiştirelim o zaman. Sonra tekrar çıkacağız zaten. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi üstümüzü değiştik ve şu kombine kimseye değişmem. Şu özüme sözüme döndüm yani. Ama bir daha iğrenç kombinler seçme bana. Ama bir şey söyleyeceğim. Güzel bir video çıkıyor. Öyle deme evet. Ya. Sanki ama bir şey söyleyeyim. Videonun en önemli kısmı yemek yediğiniz kısımların olması. Evet o kadar doyduk ki. Bu arada yemekler çok güzeldi. Hiç yemekle ilgili konuşmadık ama. Yemekler muazzamdı. Ağzımızın tadını biliyoruz kendi kardeş ablacığımızda. Ben sadece zencefil çok ağır bastı. Bir ara böyle tavuğu atıyorum ağzıma sorun yok. Sonra damağımın sonuna doğru yutmaya yakın o zencefil yakıyor onu bir sevmedim ama onun dışında güzeldi. Bir daha söyler miyim? Söylemem. Ben söylerim zaten. Evet videonun sonuna geldiyseniz öncelikle çok teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.